Hayattan beklentimiz bize sorulduğunda çoğumuz mutluluk diye cevap veririz. Daha sonra düşünmeye başlarız. Asıl mutluluk ne? Bizi gerçekten ne mutlu eder? Bugün sürecimiz mutluluk. Dünyada hiçbir kelime yoktur ki bu kadar güçlü yaşanmak istensin, aynı zamanda ne olduğuna ve nasıl yaşanacağına dair ortak bir sonuca varılamamış olsun. Mutluluk her insanın özünde arayışta olduğu bir hazine gibi. Aynı zamanda her insan için anlamı değişen bir kelime. Bu yüzden mutluluk karşılaştığımız en soyut kavramlardan birisi. Aynı zamanda her dönem mutluluk değişebiliyor. Yaşam şartlarımıza göre mutluluğun tanımı çok çabuk değişebiliyor. Genel olarak baktığımızda insanların mutluluğu ikiye ayırdığını söyleyebiliriz. Daha elle tutulabilir anlık zevklerden gelen mutluluklar veya maneviyat temelli sürdürülebilir mutluluklar. Bu anlık mutlulukların aslında mutluluk olmadığını, sadece bazı zevkler olduğunu hedonizm videomuzda size anlatmıştık. Bugün anlatacağımız mutluluk bundan çok daha farklı. Önce bizim bahsettiğimiz mutluluğun beynimizde ve vücudumuzdaki etkilerine, hedonik mutluluktan ne kadar farklı olduğuna bakalım. Mutlulukla ilgili yine bazı hormonlarımız var. Bu hormonların dengeli şekilde yükselmesi kişinin mutlu hissetmesini sağlar. Buradaki en önemli hormonumuz serotonin. Serotonine mutluluğun molekülü diyebiliriz. Serotonin insana mutluluk, canlılık ve zindelik verir. Serotoninin beyinde dengeli olarak salgılanması dış dünyaya daha sağlam bağlar kurulmasına yardımcı olur. Dış dünya serotonin ancak az üretiliyorsa bir tehdit olarak algılanabilir. Serotoninin iştahla da bağlantısı vardır. Sürekli şekerlere ve hamur işine yönelmek beyinde az serotonin salgılanmasından kaynaklanabilir. Bu hormonun az salgılanması yorgunluk, dışarı çıkmada isteksizlik, sürekli olarak halsizlik yapabilir. Bu hormonun fiziksel etkileri de vardır. Bağırsak hareketlerimizi düzenler, uyku sistemimizi belirler ve kemik sağlığımızı korur. Ayrıca yapılan birçok araştırmaya göre mutluluk düzeyinin hastalık seyri üzerinde olumlu etkilerine rastlanmıştır. Mutluluk özellikle dayanma gücü ve dirençliliği artırarak hastalık belirtilerinin daha az hissedilmesine sebep olur. Ayrıca bağışıklık sistemimizi uyararak hastalıkların daha çabuk iyileşmesine sağlar. Uzun süreli mutsuzluğunsa beyni küçülttüğünü kanıtlayan bazı çalışmalar var. Bu durum özellikle tedavi edilmeyen depresyondaki hastalar için geçerli. Ayrıca beynin küçülmesi yaşlılık döneminde erken bulamaya sebep olabilir. Serotonin hormonumuzu bazı etkinliklerle artırarak daha mutlu hissetmemiz mümkün. Uzmanlar sosyalleşmenin, bazı besinlerin, yoganın, meditasyonun ve daha az stresli bir yaşamın bize iyi geleceğini söylüyor. Videoları normalde sizlere tavsiye vererek veya işlediğimiz sorunun çözümlerini anlatarak bitiriyoruz. Fakat bu konuda size nasıl bir tavsiye verebilirim inanın ben de bilmiyorum. Yaşadığımız ülkede daha az stres yapın, daha sağlıklı beslenin veya yoga yapın önerilerini vermek pek realist olmaz. Her gün artan stres seviyemizin ve geçim derdimizin çözümü yogada değil başka yerlerde. Tek söyleyebileceğim şey bugünlerdeki bu mutsuzluk bulutuyla hep beraber savaşıyoruz. Daha mutlu ve güneşli günlerin geleceğine de aynı zamanda inanıyorum. Umarım o günler geldiğinde zaten var olan mutluluğunuzu nasıl daha da arttırabileceğinizi sizlere anlatabilirim. Sizler de bu konuyla ilgili görüşlerinizi bizimle yorumlarda paylaşabilir. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Bir sonraki sürede görüşmek üzere.